1968-1969 sezonunda Göztepe Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale yükselerek Türk futbolunun Avrupa'daki ilk büyük başarısını kazandı. O yılların efsane Göztepe'sine duyulan sempati ülke çapında bugün bile sürmektedir. 60'lardaki bu eşsiz başarı rakiplerine göre daha sonra kurulan kulüp olmasına rağmen Göztepe'nin İzmir'de en çok taraftarı olan takım olmasını sağlamıştır. Her efsanenin, her kolektif başarının perde arkasında öne çıkan kahramanlar vardır. Göztepe içinde o yılların simge ismi Koca Kaptan lakabıyla anılan Gürsel Aksel'di. Koca Kaptan, bankacı bir babayla ev hanımı bir annenin 5 çocuğundan biri olarak 1937'de babasının o esnada görev yaptığı Edirne Uzunköprü'de doğdu. Babasının tayin olduğu şehirlerde bir yandan öğrenimini sürdürürken, diğer yandan da kendisinden 2 yaş büyük abisi Güler Aksel'le futbola sevdalanmıştı. Güler ve Gürsel Aksel kardeşler Manisa Gençlik'te oynarken şehre özel bir maç için gelen Göztepe karşısında sergiledikleri futbolla dikkat çekince birlikte Göztepe'ye transfer oldu. Yıl 1955'ti. İzmir Profesyonel Ligi başlıyordu. Gürsel Aksel 18 yaşını doldurmadığından profesyonel futbolcu sözleşmesini imzalamak için bir ay beklemek zorunda kaldı. İki kardeşe transfer ücreti olarak 1000 lira verilmişti ki o yıllarda futbol dünyasında o yaştaki gençler için gerçekten büyük paraydı. Aksel kardeşler Göztepe semtinde kendileri için kiralanan bir eve yerleşirken eş zamanlı olarak İzmir Yüksek Ticaret Okulu'na da kayıt olarak üniversite eğitimlerine başladı. Gürsel ilk kez 3 Eylül 1955'te yani 18 yaşındayken yeni geldiği İzmir'de oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında attığı golle dikkat çekti. Bugünlerde futbol dünyasında kısaca 10 numara olarak anılan yani oyun kurucu, iyi serbest vuruş ve penaltı kullanan, forvete gol asisti yapan özelliklere sahip bir futbolcuydu. Sahanın tümünü görür, paslarıyla takım arkadaşlarını da oynatırdı. Futbol stiline sevilen lider kişiliğini de ekleyince genç yaşta takımın maestrosu olmuştu. Göztepe çok sonradan total futbol denen toplu hücum, toplu defans oyununu Türkiye'de ilk oynayan takımdı. Teknik direktör Adnan Süvari'nin gelişiyle birlikte bir makine düzeninde oynarken çarkın en önemli dişlisi Gürsel Aksel'di. Hocası sahanın içini 1962'den itibaren kaptan olan Gürsel'e emanet ederek kendisine çok geniş bir inisiyatif tanımıştı. Mesela o yıllarda Avrupa'nın en güçlü takımlarından Atletico Madrid'e karşı oynanan unutulmaz maçta penaltıyı kendisi atacakken toplara çok sert ve düzgün vurduğu için genç Halil Kiraz'a attırmıştı. Bombacı lakaplı Halil'in sert vuruşu ağları yırtarak gol olurken koca kaptanın seçiminin ne kadar doğru olduğu da görülecekti. İlk maçı Madrid'de 2-0 kaybeden Göztepe, İzmir'deki rövanşta 3-0 galip gelerek tur atlarken Gürsel de ikinci golü kafayla atmıştı. Tur sonrası İzmir adeta bayram yerine döndü. Binlerce kişi sokaklara fırlamış, Türk ve Göztepe bayraklarıyla bu büyük zaferi kutluyordu. Bu maç Göztepe tarihinin kırılma noktasıdır. O gün başta çocuklar olmak üzere İstanbul takımlarını tutanların çoğu Göztepe'li olmuştur. Gürsel Aksel 10 yılı kaptan olmak üzere Göztepe'de 17 yıl futbol oynadı. 5 kez de A milli takım forması giydi. Fenerbahçe ile yapılan bir jübile maçı sonrası futbola veda etti. Aktif futbolculuk hayatı sonrası teknik direktör oldu. Göztepe, Boluspor, Orduspor ve son olarak da Rizespor'u çalıştırdı. 1978'de Rize'de sobasına gaz almak için gittiği bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada hayatını kaybettiğinde 41 yaşındaydı. Rize'den getirilen naaşı İzmirliler tarafından büyük bir acıyla sahiplenildi ve çok kalabalık bir törenle Balçova mezarlığına defnedildi. Koca kaptanlarını unutmayan Göztepe camiası, yıllarca top koşturduğu Göztepe Stadyumu'na onun adını vererek örnek bir vefa göstermiştir.